tuman bo'yicha umumiy ma'lumotlar berib o'tsangiz, fermer xo'jaliklari haqida. Mana hozir biz tumanga kirib kelishimizda qanaqadir tadbir bo'layotganligining guvohi bo'ldik. Shu tadbir haqida ham bir batafsil ma'lumotlar berib o'tsangiz. Bizning tumanimizda asosan 228 ta paxta va g'alla yo'nalishida fermerlar mehnat qilishadi. Ularga jami 27 ming gektardan oshiq yer maydonlari biriktirilib berilgan. Muhtaram prezidentimizning 2020 yil 30-iyundagi 47-67 sonli qarorlari chiqdi. Bu qaror bo'yicha asosan tuman fermer dehqon xo'jalik tomorqa yer egalari kengashiga ham juda katta vazifalar yuklatildi. Asosan ulardan biri o'sha baqalalardagi suv bilan ta'minlanmagan va qarovsiz holda qolgan tomorqalarni topib, u yerlarga artezian quduqlarni qazish va o'sha yerlarga suv chiqarib, u yerdan oziq-ovqat mahsulotlari olish yuklatilgan. Har bir artizan qudug'iga 120 milliongacha davlat tomonidan subsidiyalar berilyapti. Bu ham o'sha xalqimizni qo'llab-quvvatlash degan joyiga hisoblayman. Bugungi kunga yig'ilishimizning sababi Bo'ka tumanini Navoiy hududidagi Qoraquduq mahalla fuqarolar yig'inida 30 ta xonadonimiz bor edi, suv yo'q edi. O'sha tomorqalari foydalanishdan chiqib ketgan, aholilar ham qiynalayotgan bir joy edi. Mana shu joydan biz artizan qudug'i qazib, bugun 30 ta xonadonga suv chiqarib berdik. Ular bugun hammasi bu tadbirda juda xursand bo'lib kutib olishdi. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, hamma xursand chunki suv voqiyat, suv bor joyda hayot bo'ladi. O'sha tomorqalarda ham mana o'zlaringiz ko'rsalaringiz, ekinlar ekilib, oziq-ovqat mahsulotlari ekilib, gullab yashnayapti. Suv chiqqungacha bo'lgan vaqtda suvsizlikdan qiynalayotgan fuqarolar, oilalar qanday kun ko'rib kelishayotgan edi? Ularning qishloq xo'jaligidagi mahsulotlari qanday sug'orib kelinayotgan edi? Qishloq aholisi asosan oziq-ovqat mahsulotlarini o'zlarining tomorqasidan yetishtiradi. O'zlarini bizda hamma aholimizda tomorqalar bor. Kimdir suv bilan ta'minlangan, qayerdadir ta'minlanmagan. Bu yerda 30 ta xonadon tomorqalari mavjud bo'lib, lekin suv bilan ta'minlanmagan edi. Bu yerdan umuman o'zlari uchun oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish imkoniyati yo'q edi. Buni endi bugun chiqarib berganimizdan keyin endi bu yerda ham o'sha bitta yerdan masalan 2 marta, 3 martagacha hosil olish mumkin. Uni tajribalarimiz bor. Suv bilan ta'minlangan yaxshi hududlarimizda bu narsalar amalga oshib kelyapti. Endi o'sha yerda bo'layotgan ishlarni bu yerda ham joriy qilsak, albatta mana shu yerdagi 30 ta xonadonni oilaviy iqtisodiga yaxshi bo'ladi degan fikrdaman. Bu qazilgan quduq tumanda birinchisimi yoki bundan oldin ham xuddi shunday artezian quduqlar qazilgan? Avval ham artizan quduqlari qazilgan, lekin bunday 30 ta xonadonga mo'ljallanmagan, o'sha alohida xonadonlarga qazilgan quduqlarimiz, artizan quduqlarimiz bor. Lekin 30 ta xonadonga birdan xizmat qiladigan, o'sha davlat subsidiyasiga ilinadigan 220 millionlik artizan quduqimiz birinchisi. Lekin biz rejalashtirganmiz, bu yilning hisobiga yana 10 ta mahallada rejalashtirgan tadbirlarimizni o'tkazishimiz kerak. Ushunda 10 ta mahalladan 300 ta xonadonda yana o'sha aholi oila farovonligi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Sizlarga misol tariqasida shu yerda fermerimiz qatnashyapti, temir fermer xo'jaligi rahbari o'zi qolganini gapirib beradi degan umiddamiz. Sizga suhbat uchun rahmat, Odil aka. Biz ushbu suhbatimizdan so'ng fermer xo'jaligiga borib, u yerni yaqindan bir o'rganishga borsak bo'ladi. Bo'ladi. Rahmat. Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon ifori bilan Guanzhou tibbiyot markazi. An'anaviy Xitoy tibbiyotining samarali usullarini o'zida mujassam etgan Guanzhou tibbiyot markazi hamisha sizga salomatlik tilaydi. Klinikamizda diabet, semizlik, vazn yo'qotish, bronxit, astma, nevrologiya, yuz faraji, buyrak kasalligi, surunkali nefrit, oshqozon-ichak kasalliklari, erkaklar va ayollar kasalliklari, jigar kasalliklari, bosh aylanish, insult va gipoglikemiya asoratlari, gemoroy, gipertireoidizm, bo'qoq, quloq, tomoq kasalliklari, yurak kasalligi, teridagi barcha kasalliklar, bel, burun, umurtqadagi g'injalardan qiynalayotgan bemorlarga igna qo'yish, bankali massaj hamda Xitoy an'anaviy tibbiyotining o'ziga xos yo'nalishlari asosida shifo ulashiladi. Men Guanzhouga televizorda reklamani ko'rib keldim. Meni yelkalarim, bo'g'imlarim, oyoqlarim
Başım ağrırdı. Bir yerge kelip 10 gün dorisini içtim. Xudoga şükür yaxshiman. Guanju klinikasi haqiqatan yaxshi ekan, maqtaganicha bor ekan. Respublikamiz xalqiga hammasiga tavsiya qilaman. Muolajalarda mashhur dorivor giyohlardan foydalaniladi. Davo muolajalari Xitoydan kelgan tajribali mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Ish vaqti har kuni 9:00 dan 17:00 ga qadar. Manzillarimiz Yurtimizda kuz, zeleniy chay, limon ifori bilan. Biolaboratoriyangizda turibmiz. Biolaboratoriya haqida suhbatlashishdan avval fermer xo'jaligingiz haqida bir umumiy ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat. 1994 yildan boshlab 52 gektar yer bilan birinchi fermerlar qatori fermer bo'lib chiqdik. Shu gektarimda yillar davomida hokimiyat tomonidan 254 gektargacha chiqarishdilar. Qo'shib. Şu firmelerin faaliyatı 2004 yılı 7000 som kredi aldım ben, çorba için. 7000 som kredike 7 baş tane aldım. Şu tanelerde köpertirip hazreki çay gündüzde 96 baş koramalımız var. 2010 yılda özümüzü şu hanedanımda bir laboratuvarı teşkil kıldım. O zaman sebebi intim oluyorum, bolu bir şey geldim. Şu laboratuvarımızı faydalanırkenimizi kurgan firmeler, keyinçelik, ularam kelib bizga yordam degan ma'noda biz laboratoriyani kengaytirdik de hozir kechagi kunduzda laboratoriyani 4 ta hududga bug'doy g'allasiga ishlov beramiz. Albatta buni endi hozirgi meni shogirdlarim, yoshlarim bajaryapti. Laboratoriyalar to'liq ishlab turibdi. Metta boshlab oltin ko'z chiqaradi, keyin brakon chiqaradi, trixogramma chiqaradi. Achchiqni tayyorlab beramiz. Peron tutkuçlarını koyduramız ve hakaza bu kışla hocalığı zarar gönderlerine karşı bulgen faaliyetlerde hammasını beceriyordu. İşsiz yigit kızlarına 25 sotuydan irtagi ikinge yer birdik. Yerde hayda hayırla birdik. Onlar hazır ikinci tur ikinini hem ektiler. Birinci turunu alıp. Buğdaydı oranından 200 nafar işsiz adamlarga 25 sotuydan yana yer berdik. Ular ham hozirgi kunda maaşdır, fasoldır, yemek yeyip, ekip şeyler tirikchilik qilyapti, daromadini olyapti. Hozir biz biolaboratoriyangizdamiz. Ushbu biolaboratoriyani tashkil qilish fikri qanday paydo bo'lgan? Bu laboratoriyani tashkil qilish 1980 yili biolaboratoriya kuchaydi. Davlatın biolaboratoriyasından faydalandım da, fermer bo'lib chiqqanimdan keyin o'zim de tashkil qilib, shuni kengaytirib, hozirgi kechagi kunda mana ikkita hovli shu laboratoriyaga moslab, shu yerda bir to'rtta rayonda hududini bio mahsulotlar bilan ta'minlayapmiz. Bu yerda qanday hasharotlar boqilyapti hozir? Mana bunda vazifalari nimalarda bor? Bu brakon deydi. Bu bırakın oca paxtanı, kosak kurtusunu katta bulup getirişten aldırarak bunu sezilip kosa bunu dolaya tarqatıladı. Bu kosak kurtunu oca miyyesinden çakıp kosak kurtunu ozuya koyadı. İlk şüütte bu inkubatör bulup bunu oca kosak kurtudan yine bu bırakın çıkardı. Şu tarika bu kosak kurtu paxta dolalarımızda kem derecede buladı. Bunun özünün paxtaga zararı yok mu? Paxtaga umuman da zararı yok. Hiç kanda insanlar geyem, paxtaga yem, hiç yerge hiç kanda bir zararını biz eşkenimiz yok. 21 yıldan beri şundan faydalanma. Ben branda bir kimikat dolaga işletmeyim ben. Depelent işletmeyim ben. Şunali. Kanca paytda bu dalalarga koyu borladigan bo'ladi? Bunu yanvardan keyin bunu ko'paytirishga tushamiz. Bitti bakamız, 10 bankanı 20 banka kılamız, 20 bankanı 100 banka kılamız,
100 bankanı 1000 banka kılamız. Kariye bu bizde 15 bin banka iş yurtadı. Şuna kadar banka işletemiz. 20 bin geçe yeter diyen bankada bunu kopaytır boramızı bana durdu. Bu dolayı borgen ki ozu uçup kurt diyen topadı. Miyaz'dan çakadı. Ötke tuğumu kiradı çakkanda. Tuğumu yine ozdaki bırakım bu kitadı. Kim ozdan ozu yokaladı mı bunlar? Yine kışka borgen ki ama kumırsak hakkında kemese şunu kemeyadı. Bir kısım kaladı panelerde. Bunu avladını alış için saklap kalamız uzunmuz bir. Hiç tersiye zararı yok da? Yok, yok. Pakta darıları ya kendi koyu borladı. Ol borluge düşünecek ki banka açıp... Yok, yok. Tipasını açıp koyup getiriyor. Degen haliye, ya ki kundelenige kızlar çıkardı da. Hamması şakmat sıfatı da tarikatadı. O ganiye uzun uçu uğradı yine. Hancı... Gektar maydonga nechta banka to'g'ri keladi? Bir gektar yerga bir banka tarqatadi. Buning ichida 2 mingta 3 mingta brakon bo'ladi, chaqadi degan. Endi shu o'rinda savol tug'iladi-da, hamma narsani rivoji uchun xarajatlar qilish kerak. Bu xarajat. Xarajatlar nimalardan iborat? Endi qilinayotgan daromadlar qanday? Endi buni xarajati shakar oladilar. Mana ustida lattasi deymiz biz. Uni oladilar, bankasini oladilar. Margarin, asal, asalda mirvası, olmanın turşagi, un, makkayı. Bu narsalar ozuqasi uchun olinadi. Mana mana qozondagi ovqat pishiriladi. Kun davomida necha marotaba ovqat beriladi? Endi bitta potnoshka qiladi-da, potnoshni zavqlatga qilaveradi. O'shandan qurtin terib olib bunga solaveradi. Tushunarli. Daromadlar qanday? Daromadlar endi bolalar hayatını o'tkazyapti, lekin ko'p pullarimiz fermerlarda bu xandalakda pishgan keyin oborsangiz osa oldi, olmasangiz yo'q. Shuning uchun biz boramizda majburan berib kelamiz, tarqatib ham berib kelamiz. Qaysidir yaxshi tushungan fermerlar bo'lsa, haqini berishga harakatini qilib beradi, qaysi birlari qilib bermaydi. Shu tariqalarda har yili anchagina mablag'i olib chiqib ketadi. Yani tam uşabinler için kızıp bu narhları banka hesabıya buladı mı yok ki? Şimdi ben onu aytalım, bana buhalteriye buladı hazır. Ben önceden beri narhımla şoğullan gelmiyorum. Cariyalımız gözümüzden görsek buladı mı? Buladı, bimar ol. Ben ciyanım, silerim bimar ol. Faaliyatımızı görsertik ya. Mas. Rahmat, sıfatınız için. Rahmat, siler ya. Bağ meydanına hem kev aldık. Kaçça hudut değil mi bağlar? Hazır bir 3 hektar bağımız var. 3 hektardan şunla 30 otik. Yani nok ekiyemiz. Yani olma, olmalarımız hazır 2 yaş bugün. 2 yaşa. Noklarımız da 2 yaşa. Şunda hasılığı kırdı noklarımız. Şunda kalırdı bana bu yıldan. Birinci hasılığını al. Birinci yıllık hasılığı mı bu? İkinci yıllık hasılı. İkinci yıllık. İkinci yıllık hasılı. Nava kanaka bu noklar mı? Orman gözeli. Yani nava orman gözeli. Bu biz şeraitimiz ki hazır kub keseliler ki çidemli. Hemen arası ki çidemli bölge gelmek için az bu şu nokta. Otuz otik. Şöyle ki çıralı kub nok ilk gelmemiz. Düşünerli. Umumi bağ hududu da ne çıkıl meyveli darıklar var? Bir de alhorumuz var. Mezgulazımız var. Yani yetkil olmamız var. Olmalarımız simirinki, beş yıldız, kayın degen yangi navob kelganmiz. Shunaqa olma ko'chatlarimiz var deydi. Hammasi hosilga kirgan va bozorlarga chiqyapti. Bozorga hozir bu yilgi nokimiz xudo xolosa chiqdi. Endi bundan beri hozir yetkazib beramiz. Olmamiz yana yildan, bu yildan endi nishona ko'rsatdi. Xudo xolosa bu yil ham sotamiz. Asnoni yana yildan xudo xolosa bozorlarimizga yetkazib beramiz. Ayni paytda hozir uzilish arafasidami? Bir haftaning ichida bozorlarimizga yetkazib beramiz. Nokimiz hozir pishib yetildi. Qancha hosil olish rejada bor endi? Hozir bu 30 sotigimizdan 2-chi yilgi hosili 4 tonna, 5 tonna bozorlarimizga yetkazib beramiz. Narxi qanaqa bo'ladi buni? Boshqa nok mevalarga qaraganda
Narxlarda farq bo'ladimi? Narxda farq bo'ladi. Endi biz bozorga yetkazib beramiz, bozorda yana ko'riladi. Hozirgi narxi 10.000, 11.000 sotilyapti. Parvarishida asosiy e'tibor qaratiladigan jihatlar bormi boshqa noklarga qaraganda farqlari? Buni dorilash. Birinchi navbatda keyin kasalliklarga qarshi chiroyli qilib kesish, kasalliklarga qarshi o'sha dorilash bir 3 marta, 4 marta o'zining dorilari bor, dorilanadi. Shu orqali yetishtirib beramiz. Nok orasidagi yerga yerdan unumli foydalanish maqsadida hech narsa ekilmaganligiga guvoh bo'ldik. Bu agar ekin ekilsa noklarga zarar bo'lishi mumkinmi? Noklarga zarar bo'lmaydi. Endi biz xudo xolosa bu yilga mana tagini haydab, aslo mana qurt qumursqalarni yo'q qilish uchun erta bahorga chesnokga ko'ydik. Chesnok olindida, undan keyingi qolat bu. Yana yilga bedek ekiladi. Eksa hech qanday ziyoni yo'q daraxtga. Yo'q, erta ekinga biz chesnok ekib, chesnok olingan bu. O'ktam aka, mana hozir ko'rdik, fermer xo'jaligingiz ko'p tarmoqlida. Ko'p tarmoqlilik o'z-o'zidan ko'proq ishchi kuchini talab qiladi. Hozirgi kunda necha nafar ishchilar ish bilan ta'minlangan? Doimiy 35'te iş o'rnini ochganmiz. Chorvada, laboratoriyada, paxtada, traktorchi, texnologik boshqa 35'te mavsumiy 90-dan 95'tagacha iş o'rni ochiladi. Shu o'rinda paxta dalasiga ham borib suhbatimizni davom ettirsak bo'ladimi? O'sha joyda birdan fermer xo'jaligidagi texnikalar bo'yicha ham suhbatimizni davom ettiramiz. Ko'ramiz, paxta dalasi. Tabii ki, mana hozir biz bog'dan kelgan hurmatli prezidentimizni ish bilan ta'minlash, aholini ularga yer berish maqsadida hozir biz mana biz hozir 10 gektarlik yerda turibmiz. Biz bundan 25 sotikdan aholiga bo'lib berganmiz. Hozir hammasi dukkakli ekin. Dukkakli ekinlar ekan, fasol, mosh. Demak, aholining ishsiz qatlamlariga, ish bilan ta'minlab qishda u qiynalmasdan chiqish uchun ajratib berilgan yerda turibmiz. Qancha yer qancha fuqaroga ajratib berildi? Hozir bizda 25 gektar yer ajratib berildi. Bug'doydan keyingi ikkinchi hosilga haydab anaqa berdik. Shundan 120 tonnaga yer ajratib berganmiz. 25 sotiqdan? 25 sotiq. Hozir bu yerda ko'ryapmiz mosh ekilganligini. Mosh ekildi. O'sha fuqarolarga ajratib berilgan yerga ekin ekish ixtiyoriymi? Fuqaroning o'zi xohishi bilan ekildimi yoki aynan fermer xo'jaligi tomonidan belgilab berildimi? Buni fuqarolar kuchi yetmagani bor, urug'i yo'qi bor, texnikaga munosib yo'qi bor. Shularga biz yordam berdik. Hamma tomonlama fermer xo'jaligi o'z yordamini ayamagan. Yordam berib hozirda Xudo xolosa mana hosillarimiz mo'lkul bo'lib pishyapti. Tushunarli. Yer ajratilganligi evaziga biror bir kafillik olindimi? Fuqarolardan kafillik olingani yo'q, daromadidan ham boshqasidan ham qishda o'zini tiklab olish uchun yerni o'zimizni yerdan ajratib berilgan yerlar bular. Tushunarli. Bir ekin uchun berilgan fuqarolarga bu. Faqat kechki ekin uchun berilgan. Keyingi ekindan boshlab fermer xo'jaligi o'z tarkibidagi yerlar o'zlari uchun olinadi. O'zimizni balansimizda turadi bu yerlar. Kelgusi yilda ham xudo xolosa fuqarolarga ajratib beramiz. Tushunarli, rahmat. Otabek, mana hozir ko'rdik dalamizni. Endi hozir yo'limizda bo'lgani uchun hozir men sizga ko'rsatib o'tmoqchiman. Hozir paxta dalasiga borib, paxta dalasida gaplashamiz. Tabii hozir paxta dalamizga yetib keldik. Paxta dalamizda biz bu yilgi paxta navimiz S6524 50 ta urug' ekkanmiz.
Doğalası paxtamız yaxşı. Aldı 15'te 20'te kuragi var. Aldı açıldı. Hasılı. Kaçı maydanda ekilgen? Bizde hazır paxta maydanımız 64 3 hektar paxta maydanımız var. Kaysa oyda terim başlanadı endi? Doğalası 15. sentyabrga urug'lik bo'lgani uchun yaqin avgurum bilan defolyatsiya qilib 15 sentyabr kuniga terimga urug' yig'ib olishdi harakatini qilamiz. Qandaydir kasalliklardan asrab olish uchun nimalar choralar ko'rdingizlar? Paxtamizga kasallikdan o'zi 65 kasallikka chidamlik suv ko'taradigan paxta biz oldindan ekiladi bizda bir 15-20 yildan beri bu navda ekib kelamiz. Shundan har yili 65-20 tur ekib kelamiz. Kasallikka chidamli. O'rgamchakka ishlov berildi. Dorilar berilgan. 300 kilodan 400 kilodan selitrasi berilgan. Amofosa berilgan 200 kilodan 100 kilodan kali berilgan. Paxtamiz 700 kilo hozirda dori yegan. Paxta ko'chati mana shunaqa kattargan sayin hosil tashlaydimi yoki shu boshida nechta hosil bo'lsa oxirigacha shunaqa hosilni saqlaydi? Paxta ko'p yillik o'simlik bo'lgani uchun aslida paxta 200 ta shonali. 200 donagacha shonali. Bundan biz olib qoladiganimiz o'sha kasalligiga boshqasiga qarab olganimiz 20% 25% bo'ladi. O'shandan uzog'i 30 ta 40 tagacha ko'sak olib qolishimiz mumkin. Agar hammasini ko'chat o'ziga olib qoladigan bo'lsa ham shikast yetib qolishi mumkin. Paxtaga shikast yetadi. Yoki umuman ozuqasi yetmay qolib, hech bir ko'rak. Hozir bu paxtamiz hozir 4-chi, 5-chi suvni ichyapti. Mana bundan keyingi o'sha holati, mana 5-chi suvdan keyingi holati mana ko'sagimiz, xudo xolasa. Bu yerda nechta ko'sak bor hozir? Bir tikka. Hozir biz paxtani boshida turibmiz, o'rtasidamiz. Bu yerda hozir 60 tagacha ko'sak bor. Ha, boshlanish qismida. Boshlanish qismida. O'rtasiga yaqinlashgan sayin o'rtasida sal 30 40 ta shunaqa atrofi bo'ladi. Bundan keyin yana bir marta sug'oriladimi bu yoki terimgacha bo'lgan yoki yetadimi? Defoliatsiyadan keyin avgurun urilgandan keyin avgurun nam holatda turish kerak bo'ladi. Avgurun urilgandan keyin bir yengil sug'oriladi. Shundan keyin terimga xudo xolasa tayyor bo'ladi paxtamiz. Albatta yaxshi hosil olish uchun agrotexnik tadbirlarga ham yaxshigina e'tibor qaratish kerak. Agrotexnik tadbirlarga keyin mehnat kuchi, qo'l kuchi. Agar 50% agrotexnik tadbirlar bo'lsa, 50% qo'l kuchiga chopiq, yaganasi, vaqtida chikankasi, vaqtida hammasi qilinsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi paxta. Hozir ko'ryapmiz, paxta dalalari nam holatdaligining guvohi bo'ldik. Bu yaqinda sug'orilgan bo'lsa kerak. Yaqinda sug'orildi. Shu bilan urug'lik terim boshlanguncha yana qanaqadir ishlov beriladimi yoki yetadimi bu urug'? Buni hozir varaqalash degan anovi bo'ladi. Orasida mana agar qalin paxta, hozir bu 80ga ekilgan paxtada 80ga ekilgani hisobiga oradan havo o'tmaydi, havo yurmaydi. Shuni hisobiga varaqalash deyiladi. Odam yursa, shuni ichida odam yursa o'tini, boshqasini, chala chikankasini olib yursa, o'sha paxta tagidagi ko'raklar g'am buzib bo'lmaydi. O'shani hisobiga sifatli bo'lib chiqadi. Shuni hisobiga odamlar yuriladi orasida. Avtomaga fermer xo'jaligining tarmoqlari bilan tanishib kelyapmizda. Boshqalarga o'rnak bo'la oladi desak, bo'lag'i bo'lmaydi. Bizni yana qanaqadir tarmog'ingiz bormi tanishtiradigan? Endi yana bitta soyamiz bor. Soya ham yetishtiramiz. Soya ekganmiz. Mana bu yildan soya ekish dasturiga kirdik. Shunda hozir 3 gektar soya ekganmiz. Shuni borib hozir birga ko'ramiz soyani. Bazasi yaratish uchun. Mana shu bo'lganini narigi tarafi. Unda borib soyani ustida ekmatimiz davom etadi. Qopqa. Otabek, soya dalamizga yetib keldik.
soya dalamız az gene ot bastı, sudrasa kub çadıgın hasılagın. Biz büyül ektik bu navını, soyanı. Lekin hasıl darlığı bana kub turpsuz, yamanamaz. Daha olası 20 cm soya çıkardı. Kaçı maydan deyken siz? 3 hektar maydan deyken. 20 cm'den çıkardı. 6 tonlu daha olası soya devletimiz git kız bir. Birinci yıl ekişiyiz de? Birinci yıl ekişimiz. Bu şu hasıl bitti uruğdan çıkan hasıl. Bir tane uruğdan çıkan hasıl. Bir tane uruğdan şunca yana hasıl olsa böyle. Yani şunca hasıl olsa böyle. Bunun parvarışı kıyım mı ki? Parvarış kıyın ama az. 100 kilo litre. Çapığı da biz az yine başıda da açtık. İki metre çapış gerekimiz, bir metre çapıydık. Suyunu sal kop koyduk, şunu kısabık az yine otumuz var. Bu da kalırsa suyumuz yakışırlıyor. Hazır yine bir 10 gün, 15 gün var bunun pişirdiği. 15 günde yıkıştıramız kadar kalırsa. Bundan ne maksatlarda faydalandı? Asosan yok oldu. Bunu yok. Parandacılık, çorvacılık, güncarası, parandacılık, oksal. Demek bir neşte maksulat olsa hem böyle. 10-15 kıl maksulat olsa böyle. Su soy olsun diye. Yani her yeri şunu ekiş. Bu da kalırsa yana ilgi 3 hektarımız, 6 hektar ekiştireceğimiz var. Bu ilgi daramadın. Bu ilgi daramadın gelip çıkıp. Rahmat Öktem Ege, bugünkü sohbet için fermer hocalığınızla tanıştık. Başkalarına örnek buladı, ola degen derecedeki fermer hocalığı desek buladı. Sohbetiniz için rahmat. Sizlerge hem katta rahmat. İşlerinizi alın. Hasıl pişkende bayramga kudakalızı geliyorlar.